güzel kadın kadına bir sohbet edelim dedik bugün. Biraz güzellik konuşalım, biraz oyunculuk konuşalım, müzik konuşalım. En son dostlarınızla böyle bir sohbet ortamınız oldu mu? Yani gerçekten samimiyetle soruyorum. Mesela dostlarınızla bir araya gelip hayatta yerinde olmayan, iyi gitmeyen mutsuzluklarla ilgili konular mı konuştunuz? Yoksa gerçekten böyle en son sanat konuştunuz mu? Birbirinize bir kitap tavsiye ettiniz mi? En son izlediğiniz filmi kadın kadına sohbet ederken anlatma ihtiyacı duydunuz mu? Bu aralar biraz bunlara takmış durumdayım kafamı. Çünkü bir araya geldiğimizde bizi daha ileri taşıyacak, daha yapıcı şeyler konuşmaya zamanımız mı kalmıyor, halimiz mi kalmıyor, başlıklarımız mı bitmiyor bilmiyorum ama hep şöyle düşünüyorum, programa gelip sizler için bambaşka sohbetleri her çektiğim programın sonunda şuna geliyor duygum ve bedenim. Bizi ileriye götürecek sohbetlerin içinde olmak aslında her anlamda bütün duygu durumlarımızı dengeliyormuş gibi geliyor bana. Kafamıza taktığımız şeyleri daha az takıyoruz, üzüldüğümüz şeylere daha az üzülüyoruz. Oturup kurmak ve konuştukça büyütmek yerine sanat konuştuğumuz zaman iyileşiyoruz gibi geliyor. O yüzden yine bugün iyileşeceğinizi vaat ettiğim bir programla karşınızdayım. İki konuğumu da aslında cehaletimi mazur görün, sizinle birlikte tanıyacağım. Tanıdığıma da çok mutlu olacağıma inanıyorum programın sonunda. Çünkü ikisi de birbirinden kıymetli isimler. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Aslında sevgili editörüm duyguyla hayatın genel durumundan yola çıkarak bu cümlenin peşinden gitmenin doğru olduğuna karar vermiş Duygu. Ben de dedim ki evet, kesinlikle doğru bir cümle seçmişsin. Bakalım konuklarım için de geçerli olacak mı bu cümle? Tabii ki vazgeçilmez isimlerimizden biri Paulo Coelho diyor ki ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat sizi zorluklarla geri çekiyorsa sizi daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam edin. Çok kıymetli bir cümle. Benim de aslında hep başucumda duran, defterimde yazan cümlelerimden biri. Sevgili Sevinç Meşe ve Şenay Lamboğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? Memleket gibi. Memleket gibi cümlesi. Evet, hepimizin cevabı değil mi bu memleket gibi? Bu cümle sizi ne kadar etkiledi? İkinize de sormuş olayım, ortak bir soru. Sanatla uğraşınca tabii ki bayağı yakından, derinden etkilemiş oldu. Çünkü yaptığımız işi dinleyicilerimizle buluşturmak konusunda epey zorlanıyoruz. Evet. Çünkü gündem daha çok siyaset üzerine kurgulandığı için sizin de demin bahsettiğiniz gibi kültüre, sanata, edebiyata, müziğe pek fazla fırsat olmuyor. Ama biz ısrarla fırsat yaratmaya devam evet. edeceğiz. Ben güzel serin serin sularımızdan da koymak isterim. Çok güzel bir ses. Evet. Beğendin mi? Bayıldım. Afiyet olsun, şifa olsun. En çok şifaya ihtiyacımız var bu aralar. Sağlık. Hep bunu konuşuyoruz arkadaş çevremde de. Sağlık varsa her şey mümkün. Sağlık yoksa hiçbir şey mümkün değilmiş gibi geliyor bana bir yandan da. Bu doğru. Çünkü onu hiçbir şekilde geri getiremezsin eğer yoksa. En son sen ya da çevrende sağlıkla sınandığın bir durum oldu mu? Ah, sağlıkla sınandığı bir durum oldu mu? Evet. Tabii ki. Yani ben sağlık, beyin sağlığı mesela çok önemli bir şeymiş. Bunu yakın zamanda çok iyi anladım. Babamdan dolayı. Benim babam Alzheimer'dı. Hmm. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Evet, babamı çok teşekkür ederim. Başın çok yakın zamanda kaybettik. Yani 3 Ağustos'ta kaybettik babamı. 7 yıllık bir hastalık süreci geçirdi. Ne diyorsun? Ne kadar çok Alzheimer'ı böyle hani duysak da, okusak da, araştırsak da hiçbir şekilde tam anlamıyla bilemeyiz. Ancak onu o vakayla birlikte yaşadığın sürece anlıyorsun. Ben de buna tabii tanık oldum. Ve çok sıkıntılı, çok kötü bir süreç. Yani bence bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi olabilir. Değil mi? Aslında çok kıymetli bir kariyer başlangıcın var. Değil mi? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 2013'te Miss Model Türkiye ve Miss Model Avrupa birincisi evet. oldun. 2013, evet. 10 yıl önce. Evet. Ne yapıyordun yani? 2012'den geri sarıyorum. Hı hı. 2012'de ne yapıyordun? Bu yarışmaya neden karar verdin? Sonra ne oldu? Bana kısacık anlatabilir misin? Evet, tabii ki. 17 yaşında üniversiteye başladığım zaman bir sene sonrasında bir ünlü bir grup gelmişti de
Kuruçeşme Arena, o zaman konser alanıydı. Orada dünyaca ünlü bir markanın, Türkiye'de de işte biliyorsunuz ayağı var. Oranın modeli bana bir teklifte bulundu işte. Sen ne okuyordun üniversitede? Ben spor beden eğitimi fakültesi aslında, tamam. Artık öyle geçiyor. Tamam. Beden eğitimi fakültesinde lisans eğitimi aldım. Tamam. İşte model olduğumu düşünmüş, teklif gelmiş ama ben model değildim ama profesyonel model gibi gözüküyorsunuz. Bu teklife ne dersiniz gibisinden. Tabii ki bana çok yabancı bir şeydi. Herkes benim aslında modellik yapmamla ilgili ya yapsana ya oraya gitsene başvuru yapsana falan. Hmm. Hatta benim adıma başvuranlar bile oluyordu yani. Bir arkadaşımın arkadaşı geldi ve oraya gidiyormuş ertesi gün. O durumu anlatınca gerçekten böyle bir şey var. O da gidiyorsa güvenilir bir yerdir. Evet. Ya ben de gideyim o zaman gibi bir şey oldu. Tamam. Ve gittim ve orada başladı. Yani model böyle olur dediler, beni aldılar ve ben öyle başladım modelliğe. Sebebi ondan sonra da işte üniversite döneminde böyle part-time çalışırsın ya. Evet. Ben severim böyle hep böyle kendime bir şeyler katmak, kendim bir şeyler yapmayı falan. Part-time çalıştığım bir iş olarak başladı. Sonra okulum bittikten sonra baktım ki profesyonel hayatım bu olmuş. Çünkü okulla alakalı bir şey yapmamışım. Hı hı. Ve sadece bunun üzerine çalışmışım. Profesyonelleşmişim de artık yani. Çünkü çok iyi markalarla, çok iyi designerlarla çalıştım. Nasıl okulun diplomasını alıyorsam bunun da diplomasını almak gerekiyor dedim. Yani tescillemek. Tamam. Ve yarışmaya katıldım. O da aslında yine birisi benim yerime kaydım yaptı ama ben gittim. O birisi kim? Sürekli bir arkadaşımdı. Başka arkadaşlarım. Birisini yani merak ediyorum. Ay, bu kişiler farklı kişiler. Ha, farklı kişiler. Farklı kişiler. Yarışmaya katıldım. Yarışmada da birinci oldum. Ondan sonra da dünya ayağına gittik. Çok büyük bir organizasyon içerisinde bir ay kamp yaptım. O kamptan sonra da Avrupa birinciliği aldım. Ülkemi temsil ettim. Yani 90 ülkenin içerisinde, seçilmişlerin içerisinde ülkemi temsil ettim ve orada derece aldım geldim. Bu beni çok mutlu etti. Birinci mi oldun orada? Evet, birinci oldum. Ve ondan sonraki hayatım da zaten bunun üzerine yine evrildi. Modellik devam ederken oyunculuk teklifleri de gelmeye başladı. Ben eğitim almayı dediğim gibi öğrenmeyi çok seviyorum. Hayatta her şeyi öğrenmek böyle. Sinema televizyon üzerine yüksek lisans yaptım sonra. Böyle oyunculuk teklifleri falan gelince kameranın arkasında öğrenmek istedim. Hı hı. Kamera önünde de şey yaptım, böyle hani özel okullardan eğitim aldım. Hı hı. Böylelikle reklam filmleri, sinema filmleri, dizilerde ve tek kişilik bir oyun çıkardım. Onu yani böyle bir baktım ki aslında oyunculuk hiç hayal etmediğim bir şeydi. Böyle hani Kadir İnanır Türkan Şoray oynasın, ben izleyeyim falan şeklinde bir şeydi. Ama sonra bir anda ekran karşısında kendimi gördüm ve baktım yeteneğim de var. Ve New York'a gitmiştim aslında, böyle o modellik esnasında bana böyle çok iyi bir ajanstan teklif gelmişti. Oradayken de Majestic'ten işte Phantom of the Opera'yı falan izledim. O an dedim ki ya ben hiç böyle bilmiyormuşum. Bu oyunculuk neymiş ya? İçinde her şey var. Dans, müziği çok severim. Dans etmeyi çok severim. İçinde dans ve müzik. İşte karakterler, oyundan oyuna girmek. İşte modelsin, hani gösteriyorsun kostümler. Her şey o kadar harika ki kesinlikle oyuncu olmalıyım dedim yani. Ve geri döndüm. Okuluma devam ettim ve böyle evrildi yani. Sinema televizyon bitirdin. Bitirdim, evet. Oyunculuk özel dersleri aldın ve şimdi böyle bir yolculuğa başladın. Evet. Güzel olur inşallah. Dilediğin gibi olmasını dileyerek hemen Şenay'a dönüyorum. Şenay, müzik yani caz deyince tabii bana böyle duruyor, akan sular duruyor. Nasıl bir karardı bu? Almanya'da büyüdün değil mi? Evet, doğru. Peki çocuklukta artık dedin ben müzisyen olmalıyım ve böyle mi başladı hikaye? Ben hep müzisyen olmak istedim. Yani müthiş ben şey. Kendimi bildim bileli şarkı söylemek istiyordum ama tabii çocuk olarak böyle bir kararı tek başına insan veremiyor. Nereden başlayacağınızı tabii bilemiyorsunuz. Evet. Ailede var mıydı müzisyen? Yok, hayır. Dayım mesela davul çalmış gençliğinde falan. Ama profesyonel olarak müzikle uğraşan hiç kimse yok. Sonra Türkiye'ye döndüğümde çalıştığım ya okul koroları,
İşte gruplar, orkestralar, o milletin müzik yarışmaları vardı bir zamanlar. Evet, biz giderdik okul olarak ama hep Burak Kut birinci olurdu. Bizi de işte hep yani geliyoruz İstanbul'a. Nasıl gülüyor? Geliyoruz İstanbul'a Bursalardan yani bizim arkadaşımız seçilecek falan. Yok Burak Kut birinci, gene Burak Kut birinci. Arka arkaya öyleydi o bir dönem. Evet. Şey derler, o dönem onun ışığı parlıyor. Gibi bir şey oldu. Doğru projeler ona gelmişti. Aslında bizi aynı hoca çalıştırdı mesela. Faris Hoca vardı. Fakat bizde de hocalar şey takılırdı. Çok böyle konuşuyor. Biz caz işte All of Me, işte Autumn'lıyız. Yani çocuklar, gençler onu istemiyor ki. Ne bilsin? Ne bilsin? Onlarla çıkınca ne şansım olabilir ki benim böyle bir ortamda? Ama şöyle bir şey oldu. Ben de üniversiteye başladığımda hiç istemediğim bir bölüm, iktisatla alakalı bir bölüme girmiştim. Ben de iktisat okudum. Sonra Yıldız Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi'ne girdim. İşte bir dönem bir Amerika'ya gittim. Orada Berkeley'den burs aldım. Fakat orada yaşamak için tabii çalışmak gerekiyor. Çünkü evet, çok hayat şartları inanılmaz ağır. Sonra ben tekrar tırs tırs geriye döndüm. Ve Yıldız'da çok da iyi bir şan hocasıyla çalışma şansım oldu. Ama bu dönem içerisinde cazla bütün o repertuarlar beni İstanbul'un en önemli caz müzisyenleriyle birlikte aynı evet, sahnede bir şekilde buluşturma fırsatı verdi. Ve yolculuk aslında profesyonel hayatım benim 17-18 yaşında başladı. Fakat 2012 yılında kendi şarkılarımla ilk albümümü yayınladım. Yani 15 yıl sahneye çıktıktan sonra ilk albümünü yapıyorsun, evet, doğru, değil mi? Evet, yani uzun bir süre antiprofesyonel. Yani. Çünkü o dönem ya pop yapacaksınız ya işte Anadolu rock, o dönemler çok popülerdi. Aslında caz yapsaydın mesela farklı bir şey mi olur? Bu arada caz yapsaydın deyince de bu caz arkadaş ya arasında muhabbetlerde caz yapma dediklerinde en sinir olduğum cümle kalıp doğru olduğunu söylemek isterim. Şöyle bir kere plak şirketlerini böyle bir şey ikna etmek hiç de kolay değil o dönemlerde. Bir de sosyal medya yok değil mi? Olsa yok, sen orada tabii ki öyle, bir şey söyleyip başlayacağım. Aynen yerinden öyle. O yüzden bekledim ama tabii bir de bir şeyler yapmak için biraz da olgunlaşmak, yaşamak gerekiyor. Yani o dönem hatırlıyorum yani eline mikrofon almamış insanları bir şekilde sahneye çıkartıyorlar. Olgunlaşmak ve yaşamak cümlesini cebinde tut, sana onu çünkü soracağım. Yani benim çocukluğumdan beri en büyük hedefim aslında yani kendim şarkı yazıyordum, beste yapıyordum. Okuldaki şiirleri oturup telefon yoktu tabii o zaman. Bir tane işte kayıt cihazına kaydediyordum. Hı-hı. Şarkı uyduruyordum. O yüzden o bekleme bence çok iyi oldu. Bu sene 6. albümümü yayınlıyorum. Fakat bütün bu süre içerisinde bazı projeler dışında şarkı yazarı olarak aslında kendimi bir şekilde aslında böyle bir yola girdim. Şarkı aslında, yazıyorsun. Evet, şarkı yazıyorum. Bu arada Genco Arı ile birlikte 7. şarkınız Gelyan. Evet, Gelyan. Yaklaşık bir 2-3 hafta önce dijitalde yayınlandı. Tamam. Son parçamız da Haziran'da, 3 Haziran'da. Siz böyle parça mı? Bu evet, albüm olmayacak mı? Albüm oluyor işte. Ha, olacak. 3 Haziran'dan sonra albüm olarak yayınlanacak. Tamam. Hatta plak olarak da çıkacak. Size de bir tane mutlaka ulaştırmak. Plak isterim dersen akan sular durur. Parça parça yayınlama şekli aslında benim ilk defa başvurduğum bir yöntem. Şimdi her şey dijitale dönünce eskiden evet, fiziki işte kasetler, CD'ler vardı. Şimdi artık kimse arabalarında bile çalamıyorlar. Her şey dijitale döndüğü evet, için. Ve şarkılar aslında her ne kadar başta çok soğuk yaklaşsam da o şarkıların hepsinin eşit şansı olması, dijitalde birer ay arayla yayınlanıyor olması aslında fena bir yöntem değilmiş. Evet, onu da iyi bir fikir. Oldum. Yani ben de son zamanlarda hani takip ettiğim sanatçılarda görüyorum bu genel evet, bir akım olmaya. Bir şarkı sonra biraz albüm evet, gibi. Evet, biz de Haziran'da toplu olarak 8 parçayı yayınlayacağız ve onu tekrar bir albüm olarak dinleyicilerle tekrar buluşturacağız. Ay harika. Sevinç, kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. 33. Genç gösteriyorsun biliyor musun? 33 olmuyorsun. Neler biriktirdiğini düşünüyorsun? Çünkü şöyle bir şeye takılıyorum. Oyuncu olmak biraz hani başka bir hal ya. Evet. Ve hani sizler çok genç, çok güzel kadınlarsınız. Her ne kadar hani artık nihayet böyle 34 beden olmasın hiç kimse, 36 beden olmasıncı ruh da geri geliyor. Kadının kadın gibi olması gerektiği gençlere de anlatılan bir yerden bir hal var diye düşünüyorum ve bundan çok mutluyum. Seni takip eden, seni beğenen gençlere örnek olmasını istiyorum. Oyunculuk neden seni etkiledi? Yani Phantom of the Opera bir Broadway şovu, bir müzikal.
Orada aslında işte müzikalciler oynuyor daha çok. Yurt dışında müzikalci olmak, yurt dışında oyuncu olmak Türkiye ile eş değil. Şartları, imkanları, eğitimleri. Ve gerçekten mesela özel eğitimimi de aldım, ben oyunculuğa hazırım duygusu barındırmandan çok korkarım. Hı hı. Bunu bir anlatır mısın lütfen? Hı hı. Yani çünkü bu bana, yani özür dilerim, ne olur küstahlık ya da şey kırıcı bir yerden alma ama çok kolay anlatılan bir yolmuş gibi, evet, geliyor. Best modelim, çok güzelim, dünyada da birinci oldum. İki tane de özel dersimi aldım. Yüksek lisansımda haydi oyuncuyum. Eminim öyle olmadığına. Çünkü şeysin, röportajlarında da görüyorum, çok kararsın. Tam da bunu anlatmanı istiyorum. Çünkü bu sefer şöyle bir gençlik geliyor, korkarım. Vücudum çok güzel, güzel bakıyorum. Ben bu best modula girersem, iki tane de başrol kaparsam kim tutar beni duygusu. Bana iyi gelmiyor. Bunu değil, düzeltir zaten misin ne olur? Şöyle, şimdi o yanılgı, yani modellik de öyle, oyunculuk da öyle benim, evet, için. Çünkü ben profesyonel bakıyorum hayata. Nasıl her bir mühendis işine profesyonel bakıyorsa, eğitimiyle, her şeyle ve gerçekten yetenekleriyle oradaysa, yeterlilikleriyle, bizim işimiz de böyle. Şimdi ben bir anda model olmadım. Birisi teklifte bulundu ama altyapım ona müsaitmiş. Yani her boyu uzun olan, vücudu düzgün olan da model olamaz. Çünkü mesela o onun içinde bir ruh olacak ve onun içerisinde yani o body language diyoruz değil mi? Vücut dili. Yani o modellik de çok önemli bir kavram. O varsa çok iyi bir model olabilirsin. Eğer o yoksa kendini hırpala, hiçbir şekilde çok iyi bir model olamazsın. Peki aslında bu soruyu niye özellikle sana sormak istedim? En son hangi dizide oynadın? Özür dilerim bilmediğim için soruyorum. Evet. En son Yasak Elma. Yasak Elma'da oynadın. Yasak Elma'da oynadım. Mesela bu kadar oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşurken ve bu kadar teklif gelirken gidip bir tane dizinin başrolünü oynamayıp Oda Tiyatrosu'nda tek kişilik oyun, Ağladım diye bir oyun yapmış olman çok değişik geldi bana. Ezber bozan, evet, bir şey olduğu için bu soruya senin cevap vermeni istedim. Bu tek kişilik oyun mesela nereden çıktı? İşte bu tam da merakımla, evet, alakalı bir şey. Ben oyunculuk teklifleri bana geldiğinde, tamam, ha tamam ben oyuncu olayım falan yapmadım. Evet. Bana oyunculuk teklifi başrol olarak geldi. Tamam. Ben bir oyun verdim ama oyunu nasıl vereceğimi bilmiyordum. Nasıl karakteri analiz edeceğimi hiçbir şey bilmiyordum. Ama bir şekilde yaptım bunu ve gittim. Tamam. Bana dediler ki ekranda iyi görünüyorsun. Aslında iyi de bir sentez var. Fakat çok yeterli değil çünkü başrol oynayacaksın. Evet. Sana tavsiyemiz bunun üzerine eğitim alman. Güzel adımlarla yürü. Tam bu benim için çok önemli bir şey. Tam da bunu istiyorum zaten. Ben de bunun üzerine hiç gocunmadan hemen onlardan öneri istedim. Kime gitsem? Ve bana iki isim verildi. Çok güzel. Ben bunlarla ön görüşme yaptım. Ama bana en mantıklısı devlet tiyatrolarında, konservatuvarlarında eğitim görmüş. Ve gerçekten ciddi oyuncuların olduğu o sistemden eğitim aldım. Devlet okulu tarzında olanından. Tamam. Çünkü ben de öyle okullarda, köklü okullarda eğitim aldım. Ben okula başlarken beni alan kişi... İsim verebiliyor muyum? Tabii ki. Altan gördüm. Vahide gördüm ikilisinin, evet, öğrencisiyim ben. Sevgiler buradan ikisine, evet, de. Evet, ikisine de gerçekten hayranım ve çok seviyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Ben dediğim gibi başka isimlerden oraya evrildim. Tamam. Altan Hoca beni mülakata aldı. Ve ben ona direkt şöyle söyledim. Ben Türkiye güzeli olabilirim. Ben güzel bir kız olabilirim ya da bilmem ne. Ben sizden sadece istediğim şey, şimdi sizinle mülakat ediyoruz ya. Orada ben de var mı? Varsa söyleyin. Doğruyu söyleyin. Yoksa gerçekten zaman çok kıymetli, değerli. Ne ben sizin zamanınızı alayım ne de siz benim zamanımı alayım. Altan abi orada sana yok kızım deseydi vazgeçecek, evet, miydi? Ha bu kadar. Ama ben çok bu konularda ben böyle hani yok olacak bir insan asla değilim. Gerçek gerçektir ve bunu ama kimin söylediği önemlidir. Tabii. Yani, o da çok önemli. Bu da yani iki önemli isim. Şimdi bana birisi geliyor sen yapma bu işi. Beni sevmiyor da olabilir bunu söylerken. Anladım demek istiyorum. Ama oraya gidiyorum. Onun da okulu belki okulunu öğrenci almak istiyordur mantığı da olabilir ya. Ama ben onunla o kadar çok samimi ve dürüst bir şekilde konuştum ki. Bir de işinde çok önemli iki isimden, hı-hı, bahsediyoruz yani tartışmasız. Peki eğitimini tamamladın. Eğitimimi tamamladım ve oradan o eğitimden anladım ki varmış bende. Evet.
Yani evet. Onlar bana zaten var ve sonrasında üstüne koyarken olduğunu fark ettim. Tek kişilik oyun nasıl oldu? Tek kişilik oyunda böyle bir ortamda tanıştığım insanlarla tiyatro yapıyorlardı. Hı hı. Sonra böyle işte bu konuşmalar falan, tiyatro ile ilgili konuşuyoruz, işte benim de sanatla ilgim var, böyle bir şeyler yapıyoruz falan derken zaman geçti. Sonra onların bir tek kişilik oyunları varmış. Kaan Erkam yazmış. Ve biz bunun için aslında bir oyuncu bakıyoruz ama hani böyle hani herkes de oynayabilir mi? Çünkü tek kişilik oyun böyle duygulu girişleri, çıkışları olacak. Hani ne yaparsın, nasıl yaparsın? Ben de bir okuyayım dedim. Okuyunca ben bunu yaparım dedim. Yani çünkü ben şöyle, çalışırsan her şeyi yaparsın. Yeteneğin de varsa. Şimdi ben modellikten geliyorum ya, bizde böyle bir ön yargı var. Modelse böyle odun gibidir. Tamam mı? Hiçbir şey yapamaz. Ön yargılar çok sevdim. İnanılmaz var yani. Hatta bana zamanın birinde bir yapımcı şöyle dedi. Sen hiç modelden iyi bir oyuncu gördün mü? Nasıl evet, yok dedim var. Ya. Çok iyi örnekler nasıl var. Çok iyi örnekler. Kendine yatırım yapan evet. Çok iyi oyuncularımız evet, var. Evet. Yani hatta Oscar'lı var yani. Hani söyleyince böyle bir kaldı. Çünkü o güne kadar hiç düşünmemiş öyle isimleri yani. Niye düşünüyorsunuz? Yani bir zaman Audrey Hepburn'un bir yerlerden gelmiş ama yani modellikten de gelmiş bir tabii. Kadın ve ikon. Charles Theron yani. Aynen. İnanılmaz. Çok önemli isim. Yani. Peki oyun devam ediyor mu? Hayır, oyun devam etmiyor çünkü 2019'da biz bunu yaptık falan. Sonra pandemi süreci falan başladı. Ben de o sıra bir New York'a falan da gitme durumum oldu. Ben de dedim ki acaba New York'ta mı yaşasam ya da orada mı devam etsem hayatıma diye. Öyle bir kopukluk oldu. Ondan sonra da pandemi, sonra da habire bir şeyler derken biz oyunumuzu yapamadık. Bugünlere geldik evet, diyorsun. Evet, evet. Sonra düşüncelerim de değişiyor tabii ki sonradan. Evet, düşüncelerim de değişir, gerçeklerim de evet, demiş. Evet. Şenay, caz dinlemeye giderken ne giyilir? Ha. Bu niye sana bu kadar soruluyor? Ya giy kotunu, giy tişörtünü, git yani bu ama ne? İşte bizde bir algı var. Daha böyle elitist bir tarafı var ya yani çok biz yanlış. Biz anlamadık mı cazı? Anlamadık. Değil mi? Çünkü sonuçta ithal bir kültür. Sokak müziği. Sokak müziği. Orada sokak müziği ama bizde ithal bir kültür olduğu için en çok otellerde, işte o çay saatlerinde, o tarz ortamlarda aslında ilk Türkiye'ye girişi. Öyle olunca tabii insanların da ya da dinleyen kitlenin tabii kültür seviyesi biraz daha yüksek olduğu için böyle bir algı oluştu. Ama aslında nereye gittiğiniz de önemli. Yani festival bir sokak festivali ise kot tabii ki ama eğer bir caz kulübüne gidiyorsanız yani farklı bir şey olmasında tabii ki fayda var. Nostaljik bir şeyler değil mi? Bence caz olabilir tabii. Böyle bir şey tabii kıpırdıyor ki niye olmasın ama içinde. Bu şey değil. Hani bu olmazsa olmaz diye bir şey değil. Ama ben mesela kültür merkezi ya da mesela opera dinlemeye giderken de kotla gidilmesini doğru bulmuyorum. Ha öyle misindir? Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten küçücük mi? Ya orada çünkü bir sahne var işte bir şey var. Bir inanılmaz bir ortama giriyorsunuz. Yani o bir saygı olsun. Yani bir pantolon giymek ya da ona göre biraz özenli olmak da. Şey ben, misindir böyle hep bakımı. Hayır hiç değilim. Değil misin? Ya zaten şey hani kedili köpekli falan biraz böyle köy hayatına benzer bir yerde oturuyorum. O yüzden de çok fazla hani çok şehir insanı değilim. Ne yaptınız Erhan'la? Evlendiniz 2019'da. Şimdi nasıl gidiyor hayat? İşte iyi gidiyor. Sevgili Erhan Ertürk'e de buradan selamlar evet, iletelim. Çok ikimizin kıymetlidir. De ikinci evliliği. O yüzden biraz daha tecrübeliyiz aslında. Bizim için tabii hayatları birleştiriyor olmak iki ayrı kültür, iki ayrı işte dünya. Ama ortak çok noktamız var. Ne o güzel. Yüzden bir şekilde aslında bir orta yol buluyoruz. Harika. Evet. Peki söz yazmak. İlk nasıl fark ettin ve nasıl aktı kalem? Şey yazıyordum, günlük tutuyordum. Çocukken işte o gün nasıl geçti? İşte ilk aşkımla ne hissettim bilmem ne falan filan. O gün bana böyle dedi. Anaokuldan sonraki günlükler. İşte böyle oradan sonra baktım ki hani uzun uzun yazmak
sıkıcı ve şey geliyor, zor geliyor. Kısa cümlelerle duygularımı anlatmanın formülünü ararken şiir yazmaya başladım. Gerçekten mi? Evet, sonra onlar işte mırıldanmalar, bir şeyler. İşte otobüste beklerken, işte durakta falan, o fişlerin arkasında şarkı sözleri yazmalar falan. Böyle bir enteresan bir süreç. Sonra baktım ki bu aslında bayağı bir işmiş. Yani bana eğlence olarak gelen şey aslında bir meslek. Bunu çok uzun bir süre tabii ki insanlarla paylaşma konusunda çekincelerim vardı. İnsan çünkü en mahrem duygularını kalkıp böyle ulu orta anlatmak istemiyor. Tabii. Fakat şarkı söylemeye başladığında yorumcu olarak dinlediğin o şarkılar, o şarkıların sözleri, yapısı, formu, doğal olarak bir de müzikal anlamda da biraz tek işin tekniğine yönelince onları daha profesyonel bir açıdan ele almaya başladım. Ve dediğim gibi yol beni bir şekilde aslında bambaşka bir yere götürdü. Yani bir şarkıyı sadece şarkı söyleyen, caz standartları söyleyen bir şarkıcıyken kendi şarkılarını, kendi müzikal yolculuğunu bambaşka bir şekilde ortaya koymaya çalışan bir kadına dönüştü. Peki dönüştüm. Caz türünde mi yazıp? Evet evet. Yani caz şöyle değil. Bestesini başkası yapıyor gibi. Hayır, hepsini ben yapıyorum. Fakat tamam. Şarkıların düzenlemesi, çalınan enstrümanlar, altyapısı aslında Türkçe sözlü caz gibi bir şey. Ya da caz ekseninde aslında birçok müzikal dokudan ortaya çıkmış bir Şener Lamboğlu. Hep sen mi seslendiriyorsun? Evet, hepsini ben seslendiriyorum. Müzikler ve besteler benim ama düzenlemelerini işte Genco Arı yapıyor, işte birini Hakan Kurşun yapıyor. Onun dışında işte bütün bu çalışmalarda çalıştığım çok kıymetli müzisyen arkadaşlarım var. Ben bu arada Sevince defteri vereceğim yazması için. Son sorum sormadan buraya birkaç satır yazın alacağım. Sana da şunu soracağım. Annenle babam biraz istememiş yani bu hikayede bu yolculuğa evet, çıkmanı gibi çünkü değil mi? Çünkü ne kadar yol zor olacağını onlar evet. Önceden kestiriyorlar, zor. Biliyorlar. Ama ben bu konuda çok mücadele ettim. Hiçbir şey bir gümüş bir tepsiyle önüme sunulmadı. Evet. O yüzden çok fazla zaman bahsettiniz ya demin 12 sene beklemişsiniz. İşte o, belki de o beklemenin nedeni aslında yanlış adreslere gitmek, işte o çıkma sokaklara sapmak. Ama onlar da bizi büyütüyor, geliştiriyor. Oradan çıkıyor işte o hikaye. O olmasa belki şu anda ben olmayacaktım. O yüzden bence her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde oluyor. Annen baban yaşıyor mu? Annem yaşıyor, babamı kaybettim. Başın sağ olsun. Ne dediler peki hani bu sürece, senin bu mesleğe bu kadar sahip çıkıp başarılı olmana? Hep şey vardır hani işte bak. Bir kızı bak bankacı yap bir şey olsun ama onu da hobi olarak yap. Değil mi? Hobi. Hobi olarak. ama şey tabii bildiğiniz yoldan şaşmayınca insanlar bir şekilde saygı duymayı öğreniyorlar. Peki aynı zamanda annesin. Evet. Oğlum böyle bir şeyle gelsin. Şöyle oğlum aslında davul çalıyor. Wow. Pandemide başladı davul da aldı falan. Kaç yaşında? 17 yaşında. Maşallah. Fakat ben mesela şeydim, oğlum işte hani yurt dışına giderim, işte burs alırsın, işte çalış, davul bak falan o konuda onu şey yaparken annem çocuk işte aç mı kalsın falan şeklinde bir mesleği hala olsun. Anne aynı hala yerde. Anneanne olarak bir şekilde ortada. Fakat şey, iki gün önce bir konsere gitti. Yani bir yandan sınavlar hazırlanıyor fakat arada bir de böyle nefes payları yaşıyor. Şey dedi, sınav bittikten sonra tekrar davula başlayacağım dedi. O konuda ben bir şekilde o zehiri verdim artık. Ne kadarı tutar bilmiyorum. En keyifli zehir bence bu müzik. Kesinlikle öyle. Yani müziksiz bir hayat gerçekten düşünemiyorum ben. Hep bunu söyledim programda, söylemeye de devam edeceğim. Yasta da müziğin faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Başına kötü bir şey geldiğinde dinler misin müzik çok? Çok. Yani şöyle, müzik dinlerim. Kaliteli müziği severim. Tarz önemli değildir benim için. Kimi dinliyorsun mesela en çok bu aralar? Cem Adrian'ı dinliyorum bu aralar ya. Cem Adrian'ı ben de çok seviyorum. Seviyor musun? Evet seviyorum. Evet. Fakat dizilerde hep aynı şarkısını veriyorlar ve bütün dizilerde özellikle ya işte ölüm sahnesinde ya da böyle acılı bir ortamda hep aynı şarkının bütün dizilerde olması biraz aslında içini boşaltıyor gibi aslında geliyor bana. Aslında acaba şey mi? Telif? Bilmiyorum herhalde öyle. Onun etkisi verip, olabilir. Bir daha vermemiz bilmiyorum. Gerek mi? Farklı farklı dizilerde. Hep aynı sahnede ölüm işte cenaze sahnesinde sürekli olarak aynı şarkıyı veriyor olmaları bir süre sonra artık şey yaratıyor. Ya o sihri bozduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsun.
Haklısın. Ama çok anlamlı bir şarkı olduğu için bence ya. Olabilir ya. Ama ona benzer anlamlı bir sürü şarkı var aslında. Onları da fırsat verseler iyi olur. Değil mi? Çok aslında hakikaten. Evet. Şöyle, şimdi ben de tam da o şarkıdan bahsedeceğim. Aslında birçok şarkısı da kullanılıyor da o şarkı özellikle ve ölüme kullanılıyor. Çünkü zaten Cem de duyduğum kadarıyla babasını kaybetmiş ve babasını kaybettiğindeki o acıyı anlatmış. Ben bunu bilmiyordum. İnanın çok yakın zamanda bir ölüm sahnesiyle anlattılar. Orada öğrendim. Ben de çok enteresan bir şekilde bu şarkıyla tam da babamı kaybettiğim zaman tanışmıştım. Ben böyle benim içimde de bir şeyler gidiyordu ama bu bir ölüm şarkısı olarak düşünmemiştim ben onu. İyi mi gelmişti evet, aslında? Evet. Beni bir yerlere götürüyordu. Böyle içimde bir şeyleri koparıyordu ama ne olduğunu böyle bilmiyordum. Sonra onu öyle, hatta böyle mırıldanırdım böyle ama tam cümlelerini kendim tamamlardım. Çok bilmezdim. Sonra onu duyduktan sonra böyle cümlelerine bakacağım. Yani bu kadar iyi anlatılabilir diye düşündüm ben. Haklısın. Sana, gerçekten evet. Yani o kayıp ve o aslında bir daha hiç görmemeyi çok iyi anlatan bir şarkı olduğu için onun üzerine, bence o yüzden kullanılıyor. Çok aslında anlamlı. Şenay'ın da dediği şu, bu kadar çok her ölüm sahnesinde bu kullanılınca sendeki etkisi azalıyor mu mesela oradan? Hiç sanmam. Bunu kötü bir şey için de söylemedim evet. Aslında. Sadece takip ediyorum sonuçta. Ben de müzikle uğraşıyorum. Hani halkın nabzını tutmaya çalışıyorum. Hani evet. İşte o noktada çok fazla karşıma çıktığı için yine mi aynı şarkı? Yani daha başka bir hani duygusal bir yaklaşımla değil de daha teknik bir yönden, daha pazarlama yönünde insanların nelere ilgi gösterdiği, nelerde duygulandığı o açıdan yaklaşmıştı. Canım senin baban anılmak istedi. İster evet. Miydi senin oyuncu olmanı? Babam, ben eğer bir şey yapmak istiyorsam onu her şekilde desteklerdi. Arkanda olur muydu? Evet. Kesinlikle. Ne büyük kıymet. İyi ki baban olmuş. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Annen? Annem de aynı. Yani ben annem ve babam konusunda şanslıyım. Yani bir daha tek çocuk musun? Yok değilim. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Altı kardeşiz. Altı kardeşiz biz. Evet. Hepsi kız mı yoksa? Yok hayır. İki abim var ve dört kız kardeşiz. Onlar ne yapıyor? Ya herkesin kendi mesleği var aslında. Hiçbiri sanatla uğraşmıyor. Yani hatta zaten benim de dediğim gibi yani tavafuk diyoruz artık, tesadüf demiyoruz. Bu şekilde evrilmiş bir durum ama sonuç itibariyle şey böyle kardeşler iki kardeş sonra bir ara, iki kardeş sonra bir ara, sonra iki kardeş bir ara. Ben çok isterdim bir ablam ya da bir kız kardeşim olsun. Ben de isterdim. Çok isterdim. Evet çünkü arkadaşların aslında onlar evet. Oluyor. Yani, şimdi anladım nasıl bu kadar korunaklı ve sessiz ve derinden gidebildiğini. Evet. Altı kardeş çok iyi bir fikirmiş. Evet. Kesinlikle. Senden çok güzel haberler bekliyorum. Seni tanıdığıma çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum ve umarım bu söylediklerin hı-hı. Sadece güzelliğin yetmediğini anlatır gençlere. Kesinlikle. Kafanıza bir şey koyduğunuzda doğru adreslere gitmeyi, bilen birinden değerinizi ölçmeyi öğretir gençlere. Öyle bir hikaye vardır biliyorsun, adam kızına bir araba bırakır ve çeşitli yerlerde fiyatını sormasını ister. En son antika bilen bir yerde gerçek kesinlikle. Değeri duyar kız ve der ki hayat boyu değerini nerede evet. Ağırlığını bulacağını, karşılığını bulacağını bilerek yaşamanı dilerim. Bu galiba senin için de benim en çok dileyeceğim şey olacak. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel olsun senin için. Teşekkür ederim. Gönlünün istediği gibi evet. Hayallerin gerçek olsun. Senden güzel bir şarkı istiyorum ben. Minicik şarkı. Mırıldanmanı. Bizi mutlu edecek, gönlümüzü ferahlatacak değil mi? Evet. Güzel bir şarkı istiyorum. Çok severim ben. Evet. Hazırlıksız yakalandım. O zaman ben programın kapanış sözünü hemen tamam, iki peki. Cümle söyleyeyim. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Müziğin için. Bize şifa olsun. Evet ben bu programı sizi tanıyabildiğim için tekrar teşekkür ediyorum. Geldi mi aklına bir şey? Hemen kapanışı yapıyorum. Kapanışı tamam. Aslında son parçamdan bir şey ya da caz seviyorum dediniz. Siz evet. O zaman bir tane caz İkimiz standartı söylüyoruz. İkimiz de seviyoruz değil seviyorum mi? Seviyorum kesinlikle. Evet. O güzel sesini. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me spring out to Vespa and Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I adore and all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Güzel bir sesin sonunda gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Güzel bir müzik, güzel bir kitap, güzel bir sohbet. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Sevgili Şenay Lambaoğlu ve Sevinç Meşe bugün konuğumdu. Güzel enerjili iki kadını ağırladığım için çok mutluyum. Sayfasının satırını şöyle tamamladı iki kıymetli. Merhaba bambaşka sohbetler. Sevgili Ceyda, seni gördüğüm ve tanıştığım için çok mutlu oldum. Seviyordum, yine sevilmeye devam. Programın çok tatlı, seninle de bütün olmuş nihayet. Umarım her şey gönlünce gelişir. Sevgiler ekibin ve sana kucak dolusu. Bambaşka sohbetler çok çok keyifliydi. Sevgili Ceyda, sımsıcak enerjinle tanışmak çok değerli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.